Merhaba arkadaşlar. Sesli Cümleler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda gümüş suyunun faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Gümüş suyunun az bilinen faydaları ve gümüş suyu zararlı mıdır gibi sorularınıza cevaplar bulacaksınız. Bu arada videomuza başlamadan önce kanalımızın büyümesine katkı sağlamak için abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi ve videolarımızı paylaşmayı lütfen unutmayın. Hadi gümüş suyu videomuza başlayalım. Son dönemlerde çok popüler hale gelen alternatif terapiler arasında gümüş suyu da yerini aldı. Özellikle gümüş suyunun yararlı bulunduğunu söyleyen pek çok uzman bulunuyor. Kansere karşı direnci artırdığı dile getirilmektedir. Sadece kanser türleri değil, bununla beraber AIDS şeklinde rahatsızlıkların tedavisinde de ciddi bir potansiyel teşkil etmiş olduğu bilinmektedir. Tabii bunun haricinde fizyolojik ve ruhsal etkisiyle birlikte enfeksiyonlar içinde önemli terapi şekilleri içinde bulunuyor. Gümüş suyu nedir? Gümüş suyu diğer bir adıyla kolloidal gümüş olarak bilinmektedir. Özellikle bir sıvı içinde asılı kalan gümüş parçacıkları olarak da vasıflandırmak mümkündür. Her ne kadar bu parçacıkların boyutları değişkenlik gösterse de aslına bakarsak o denli küçüktürler ki nanopartiküller biçiminde anlatılabiliyor. Yani çıplak gözle görülmeyecek kadar küçüktürler. Eski dönemlerde antibiyotik geliştirilmeden çok önce bu konuda gümüş suyu enfeksiyon rahatsızlıklarına karşı kullanılan önemli bir tedavi yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda bakteriyel ve viral enfeksiyonlar karşısında da çok kuvvetli bir savunma mekanizması oluşturduğu biliniyor. Gümüş suyu faydaları nelerdir? Hem gündelik yaşamda meydana gelebilecek muhtemel sağlık sorunları, bununla beraber yaşamsal önem taşıyan hastalıklar için de gümüş suyu çok faydalıdır. Popüler bir tedavi yöntemi olarak öne çıkan gümüş suyu, özellikle bağışıklık sistemi için kuvvetli bir etki oluşturduğu bilinir. Bakteri, fungal ve benzeri viral enfeksiyonlara karşı direnç gösterir. Birbirinden değişik enfeksiyonlarla savaşmak için bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser ve benzeri düşsel korku yaratan hastalıklara karşı savaşır. Kaşıntı ve tahrişi azaltır. Sinüziti tedavi etmek için kullanılır. Ağrı olmayan yaraları iyileştirir. Mikroplardan arınmak amaçlı dezenfektan olarak kullanılır. Eklem romatizması rahatsızlıklarına da iyi gelir. Prostat ve benzeri hastalıklara karşı etkilidir. Bu yararlarıyla birlikte gümüş suyu günümüzde en önemli tedavi şekilleri içinde yer almaktadır. Gümüş suyu boyutları nano olması sebebiyle hücrelerin içine girebilir. Bakteri ve virüslerin içine girerek onları parçalar. Parçalanan bakteri ve virüsleri vücudumuz dışarı atar. 450 ile 650 arasında değişik bakteri ve virüse karşı son derece etkilidir. Dikkat edilecek en önemli konu 99,99 ayarında saf gümüş çubukların kullanılmasıdır. Bunun dışındaki kullanılacak gümüş ya da metal karışımlı çubuklar sağlığınıza ciddi şekilde zarar verir. Güvendiğiniz kuyumculardan bu konuda ayrıntılı bilgi almalısınız. Gümüş suyu yapmak için distile su kullanmalısınız. Musluk suyuyla yapılmamalıdır. Gümüş suyunu hazırlayacağınız kap cam olmalıdır ve plastik içerikli maddelerle temas etmemelidir. Gümüşleri elektrolize etmek için düşük voltaj en uygundur. Gümüş çubukları kavanoz içinde birbirine değmeyecek biçimde yerleştirin. Elektroliz devam ederken gümüş çubuklar karardıkça fişi çekerek çubukları pamuk ya da peçeteyle temizleyin. Gümüş suyunu yaparken TDS metre ile suyu ölçün. Arzu ettiğiniz ppm'e geldiyse kağıt filtrede süzdükten sonra ışık ve güneş almayacak bir kaba koyarak oda sıcaklığında saklayın. Buzdolabına koymayın ve güneş altında bırakmayın. Bazı kaynaklar hazırlanan gümüş sularının sarı olmasını kaliteli bulunduğunun göstergesi olarak kabul ederken, bir takım üreticilerse berrak rengi savunmaktadır. Hazırlanan gümüş suyu distile su ve uygun bir voltajla yapıldığında 10-12 saat elektroliz yapılmasıyla berrak olabilir. Bir gün karanlık bir yerde bekletildiğinde suyun sarı rengi aldığını göreceksiniz. Gümüş suyu antibiyotiğin yetersiz kaldığı alanlarda etken olarak kullanılır. Ancak
Antibiyotikten farkı, tamamen doğal bir karışım olma özelliğiyle birçok yan etkiye uzaklığı ve metabolizmada herhangi bir yok edici etkiye sahip olmamasıdır. Gümüş suyu orallı yolla alındığı zaman 6 dakikada tesirini göstermeye başlar. Basitçe söylemek gerekirse, kolloidal gümüş suyu, gümüş parçacıklarının saf su içinde benzeşik olarak dağılmış halidir. Çözülen gümüş partikülleri aynı elektrik yüküne sahip oldukları için birbirini iterler. Bu sayede çözücü içinde tamamen benzeşik olarak dağılmış olur. Gümüşün vücutta yığılma yapmasına olanak vermez. Belli bir müddet dolaşım sisteminde görevlerini tamamladıktan sonra hazım sistemi yöntemiyle dışarı atılırlar. Hem benzeşik olup birbirine ilişki etmemesi, bununla beraber hazım sistemiyle rahatça atılabilmesi özelliğinden dolayı kolloidal gümüş suyu yan etkiye sebep vermediği bilinir. Oral yolla kullanılabildiği gibi bununla beraber vücudun herhangi bir yara bölümüne yerleştirilmek suretiyle de gümüş suyu tedavisi sağlanmaktadır. Özellikle antibakteriyel ve antiseptik özellikleri olduğu bilindiği için vücudu dış etkenlere karşı koruma noktasında çok önemlidir. Aynı zamanda uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar doğrultusunda hücre duvarında hasar gerçekleştiren bakterilerin hücre duvarındaki proteinlere bağlanması için kuvvetli bir imkan sağlamış olduğu biliniyor. Bu biçimde önemli görevleriyle birlikte meydana gelecek olan rahatsızlıkların önüne geçmek için güçlü bir savunma mekanizması oluşturmaktadır. Gümüş suyu nasıl kullanılır? Farklı yöntemlerle gümüş suyunu kullanmak mümkündür. Özellikle ağız yoluyla kullanılması en yaygın yöntemler içinde yer almaktadır. Zira bu yolla ortalama olarak 6 dakika içinde gümüş suyunun tesiri görülür. Saf su içindeki benzeşik olarak dağılmış gibi bulunan gümüş suyu gözle görülmeyecek kadar minik olduğundan rahatça tüketim imkanı sağlamaktadır. Belli bir süre dolaşım sistemi içinde görevini gerçekleştirdikten sonra hazım sistemiyle vücuttan dışarı atılır. Böylece sağlıklı halde kullanım ve tüketim imkanı ile birlikte vücuttan atma olanağı sağlanmaktadır. Gümüş suyu bununla beraber yaraların üstüne sürmek üzere kullanılır. Böylece oldukça kısa zaman içinde bir takım yaraların daha süratli iyileşmesine olanak vermektedir. Ancak oldukça ciddi ve derin yaralar için geçerli değildir. Daha hafif ve günlük meydana gelecek muhtemel yaraların iyileşme hızını artırır. Böylece enfeksiyon sorunlarının önüne geçme imkanı vermektedir. Gümüş suyu zararlı mıdır? Son zamanların en popüler tedavi şekilleri içinde yer alan gümüş suyunun zararlı olup olmadığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Alternatif tıp olarak öne çıkan gümüş suyu dengeli ve doğru kullanılırsa herhangi bir zararı olmadığı biliniyor. Özellikle benzeşik olması ve birbirine temas etmemesiyle birlikte hazım sistemi yöntemiyle sağlıklı şekilde vücuttan uzaklaştırılması güvenilir bulunduğunu göstermektedir. Bu sebepten dolayı herhangi bir zararı olduğu belirtilmemiş. Ancak kesinlikle dengeli biçimde kullanmak büyük öneme sahiptir. Doğru kullanılmadığında ya da aşırı kullanıldığında istenmeyen durumlar yaratabilir. Aynı zamanda hamileler ya da bir takım alerjik problemleri olan kişiler kesinlikle uzman bir doktordan onay almadan gümüş suyunu kullanmamalıdır.